Gibi Meteksanmil Sarradarı konuşacağız. Meteksanmil Sarradarı zaten daha önce ilk olduğu zaman seninle konuşmuştuk. Detaylı olarak incelemiştik. Kendilerinin gerçekten 30 santime kadar olan çaptaki küreleri görebileceklerini vesairelerle ilgili detaylı bize bilgi vermişlerdi. Buna karşılık bunu ilk defa seninle beraber Efes 2022 tatbikatında sahada da görmüş olduk. Fakat bence en önemli kendi testini şeyde verdi. Bu Ukrayna Savaşı sırasında mayınların bulunmasında verdi. Bu bence çok başarılı bir şekilde yapıldı. Baktığında gerçekten bulduğu iki tane mayında basketbol topuyla deniz topu arasında büyüklükte olan bir parçalardı. Ve bunları gayet başarılı buldu. Bence görevini operasyonel olarak bu büyüklükteki dünyadaki eşdeğerleri arasında yaptığına dair bir kesin şeyi var, çözümü var. Ne mutlu ki bizlere böyle bir radara sahibiz. Şimdi bu radara baktığımızda sadece aman ne güzel şey buluyor diye görmememiz gerekiyor. Mayın buluyor diye görmememiz gerekiyor. Küçük cisimlerin bu kadar uzun menzillerde ve bu kadar yüksekten hassas bir şekilde bulunabilmesinin bize yaratacağı bir diğer fayda da denizaltı gibi sistemler mutlaka herhangi bir operasyon işlemi sırasında yüzeye yaklaşmak zorundalar. Yani illa periskop, illa şnörkel çıkarmasalar bile veri alıp veri göndermeleri gerektiği zaman bunlar anten gibi, diğer unsurlar gibi şeyleri de istihbarat edilme amaçlı elektronik destek sistemlerinde yüzeye çıkartırlar ve o şekilde bunu kullanırlar. Siz bu durumda sadece dalgalarda sekerek bile diyelim, dalgalarda yavaş hareket eden bir 30 santimlik bir küreyi görebiliyorsanız, ki gördü, periskop gibi denizde ters açıyla gidip de ciddi bir iz bırakan sistemi çok çok daha uzun menzillerden çok çok daha rahat göreceksiniz. Bizim için çok büyük artı, çünkü elektrooptikler biliyorsunuz ki bulutlara ve diğer atmosferik şartlara göre çoğu zaman görüntü kapasiteleri düşüyor. Ama sentetik açıklıklı radar için hava şartlarının çok fazla önemi kalmıyor. Yani çok yüksekten bulut varken dahi size az önce bahsettiğim bütün bu görüntüleri net olarak işleyip verebilecek bir teknoloji. Bu sayede de yüksek irtifada olduğu için pek çok alçak hava savunma sisteminden kendini irtifası olarak koruyacak. Keza aynı şekilde karadan yapılan elektronik karıştırma veya elektronik kesmelere karşı çok çok daha fazla menzil olarak daha yüksekte olduğu için dayanabilecek bir sisteme sahip. Bu bizim için çok çok büyük bir avantaj. Virgül, bunu şu anda TB2 ile ve Anka ile kullanarak görüntü podundan kullanıyoruz. Yani orada MX-15, Aselpod, Argus gibi podların yerine bir anda biz şey kullanmaya başladık. Bir radar koymaya başladık. O çıkıyor, o elektrooptik çıkıyor, yerine radar geliyor. Yani uçak üzerinde fiziki olarak hiçbir değişiklik yapmadan çok hızlı bir şekilde bu sistemi iki tane oldukça aslında biz küçük İHA'ya yerleştirebiliyoruz. Bizler için büyük bir fayda bu. Buna baktığımızda dünyadaki sadece bizim İHA'larımız için değil, bu şekilde kullanan pek çok başka İHA için de bizim şu anda satabileceğimiz bir radar var. Denenmiş bir radar var. Saatlerce uçmuş bir radar var. Hani biz bir radar yaptık, düzgün çalışır eminiz çünkü yılların tecrübesiyiz diyen bir Avrupalı şirkete ya da bir Amerikalı şirkete, biz şu anda fiziki olarak bilmem kaç yüz saat, belki bilmem kaç bin saat bunu denedik, fiziki olarak gerçek şartlarda mayınları bulduk diyeceğimiz bir sisteme sahibiz. İkili şekilde düşündüğümüz zaman TB2 artı MİLSAR, ANKA artı MİLSAR şeklinde müthiş bir bağımsızlık yaratıyoruz. Bizden almak isteyen bir ülkeye şu anda biz diyoruz ki, ey alıcı, sana dünyada kimseye minnet duymayacağın bir sistem sunuyoruz, paket sunuyoruz. İşte Türkiye'den sen onu alırsın ama ben sana kritik sistem olarak şu radarı vermem ya da şununu vermem diye bir kimseye minnet etmek zorunda kalmayacağı bir bağımsızlık sunuyoruz. Sadece ülkemize değil, satın alan ülkeye de bunu sunuyoruz. O yüzden bu bir çok çok değerli bir grup oluşturuyor, İHA artı MİLSAR sistemi. Bunun yanı sıra daha büyük İHA'lara baktığımızda Aksungur, Akıncı gibi, onlar da biliyorsun çift elektrooptik podu olabiliyor. Bu sayede de çok büyük bir artı sağlıyor. Bir elektrooptik podunda gerçekten işte MX-15, CATS ya da işte Argus bulunduğunda, diğer elektrooptik podunda veya diğer elektronik boşluğunda siz MİLSAR'ı koyduğunuzda aynı anda hem fiziki olarak görüntü alıyorsunuz hem de bunu sentetik açıklık radarınızda işliyorsunuz veya
sentetik açıklarıdanız bir şey buldu. Çok uzun bir menzilde. Siz direkt olarak kameranızla dönüp evet bu giden bir periskop, bu giden bir anten deyip direkt olarak o da mesafede teyit etme imkanınız oluyor. Bu artısı gerçekten yarattığı artı bizler için çok çok büyük bir artı. O yüzden ne mutlu ki şu anda böyle bir paket sisteme sahip olduk. Umarım ki daha önce Anka üzerinde gördük. TB2 üzerinde görürüz ve tüm dünyaya bunu hem Anka ile hem TB2 ile teklif ederiz ki sistemler bir arada çalışarak Türk sistemlerinin dünyanın her yerinde başarıyla kullanılacağını herkese kanıtlamış oluruz. Çok teşekkür ediyorum.